17 Mayıs Perşembe akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, ülkeye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Ve sevgili seyirciler, son bir haftadır dünyanın gündemini meşgul eden konu İsrail'in Filistin'e acımasızca uyguladığı şiddet. 70. kuruluş yıl dönümünde İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başkenti Kudüs'tür diyerek orada büyükelçilik binasını hizmete açmıştı ve ardından haklı olarak Filistin tarafından gösteriler gelmişti. Fakat ellerinde silah olmayan Filistinlilerin üzerine İsrail askerleri acımasızca ateş açmıştı. 61 Filistinli yaşamını yitirirken 2000 Filistin vatandaşı da yaralanmıştı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de infial yarattı bu konu. Siyasiler İsrail'i kınama konusunda birleştiler. Sivil toplum kuruluşu örgütleri de İsrail'i kınama mesajları yayınladılar. İlk kınama mesajını ekranlarınıza getiriyoruz. Manisa Sivil Dayanışma Platformu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve elçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında yaşanan olaylara ve Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak şehit edilmesine sessiz kalmadı. Manisa Hatuniye Camii'nde kılınan teravih sonrası toplanan platform üyeleri Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Filistin yalnız değildir, Müslüman uyuma kardeşine sahip çık sloganları atan grup, yürüyüşün ardından Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Platformun dönem sözcüsü Eğitim Birsen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner burada bir basın açıklaması yaptı. Dünyanın en büyük güçleri Siyonist terör çetesini destekliyor, Filistin ise bütün yokluklara rağmen direniyor. Devasa bir hapishaneye dönüştürülmesine karşın Filistin direniyor. Kurşuna da, işkenceye de, hapse de direniyor. Bu iman oldukça Filistin düşmez. Kudüs ateşi sönmez. Aksa sevdası bitmez. Bugün biz burada, bu meydanda sadece ABD'nin karanlık planlarına karşı direnmiyoruz. Biz burada aynı zamanda insanlığımızın, Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz. Öner, Müslüman ülkeleri İsrail'e karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulanması çağrısında bulundu. Müslüman ülkelerin tamamı İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli. İsrail'e ve İsrail'in yanında duranlara da her türlü boykot, ambargo uygulanmalıdır. Filistin ve Kudüs'ün müdafası herkesin mesuliyetidir. Bugün hemen Kudüs'ün özgürleşmesi için tüm çalışmalar başlatılmalıdır. Unutma, Kudüs bize emanet. Grup daha sonra şehit olan Filistinliler için dua ettikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Zulmeden İsrail'i... Sevgili seyirciler, tüm hani görüş olarak birbirinden ayrı siyasi yapıların
aynı konuda birleşmesi ve İsrail'i kınaması gerçekten de sevindirici. Umarız en kısa zamanda hani İsrail'in canını acıtacak tarzda devlet önlemleri de alınır, yaptırımlar da alınır. Son dakika gelişmelerini aktaralım dünyadan sizlere sevgili seyirciler. Hollanda'da ırkçı lider, sadece bir partinin ırkçı lideri. Hani dünya zaten böyle gerilmiş bir lastik konumundayken bir ucundan da ben tutayım geriyim gibilerinden bir düşünce oluşmuş olacak ki Hollanda'daki ırkçı lider Hazreti Muhammed temalı bir karikatür yarışması düzenleneceğini açıkladı. Hani Allah dünyaya akıl fikir versin diyoruz ve sıradaki haberimizle devam edelim. Sevgili seyirciler, Manisa'da uzun zamandır Perşembe Pazarı kurulamıyor ve bu kriz bir türlü çözülemiyor. İlgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, binin üzerinde esnafın mağdur olduğuna dikkat çekerek Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Cider'in altındaki caddede kesinlikle pazar kuramayacaklarını ifade eden Şener, Vali Mustafa Akan Güvençer'e seslendi. Biz isterdik ki Sayın Valimizin Manisa'nın en büyük sorunlarından biri olan tarihi bir pazarımızın, halkımızın, toplumumuzun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerimizin, pazarcı esnafımızın, çoluk çocuğunun rızkını götürdüğü bu alanların bir an önce buraya kadar taşınmadan, taşınacak yerin kaldırılmadan ayarlanmasını sağlaması gerekirdi. Bu talebe 15 gündür UKM öğretmenler evinin arkasında yarım saatte toplanıp da oy birliğiyle karar alınıyor ise bu karar 15 günde UKM toplanıp da komisyon kararı neden alınmadı? Mübarek Ramazan ayında esnafımızın hep büyüklerine saygı duyduğu devletine, yetkililerine, seçilmişlerine, kanunlarına, yasalarına her türlü saygı duyan, kendilerini idare edenlere, yetkililerine göstermiş olduğu saygıyı hiç görmezlikten gelen başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şehzadeler Belediye'mize de görmelerini, duymalarını istiyoruz. O koltuklara oturuyorlarsa, dolduruyor ilerse, burada 2 ay, 3 ay aylıklarını vermeyelim. Çoluk çocuklarına bir lokma ekmek, bir topan ekmek götürmesinler. Çoluk çocukları okuluna, yaşamına devam ettirmeseler, acaba ne derler? Bundan sonra yaşanacak olaylarda hiçbir şekilde pazarcılar odası, pazarcı esnafı hiçbir şekilde sorumluluk almadı, almayacak. Biz ayaklarına kadar eğildik. Ayaklarına kadar öptük. Niçin eğildik? 2 paralık bazı insanlara yeterli gelmedik. Bu kanalı yarın alıp tekrar o komisyon dediğiniz 5 dakikada şu saatte gider. O komisyon görevini yerine getirir. Mesai alacaksa mesai alır. O kararı çıkarır. Görevini yerine getirir. Oradan da bu karar çıkar. Halkımız, toplumumuz 10 imza, bir haftada 50-60 bin tane imza toplardık yolun alına gitmeyeceğine dair. Geçen gün yağan yağmurda gördüğünüz bu alanları, bu konumları hiç mi yukarıda görmedi büyüklerimiz? Yetkililerimiz hiç görmedi mi? Orada tren yolu, altında emzemin geçidi, 3 tane orada emzemin geçidinden geçecek vatandaşlarımız. Bu konuda bugün Sayın Valimiz buradan sesimi duysun. O komisyonu bugün toplayıp 50 talimatı verecek Sayın Valimiz. O komisyon toplanıp yarın orada karar alınması lazım. Bu karar bize etmeye kimsenin hakkı, gücü, yetkisi yok. Bundan sonra yaşanacak sıkıntıları Allah'a havale ediyor. Sevgili seyirciler, Ahmetli ilçesinde Manisa'ya dair bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Ahmetli ilçesinde 18 yaşındaki kız öğrenci cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi az önce Turgutlu Mahkemesi'nde görülen son davada tam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu son dakika gelişmesini Manisa'dan da sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Manisa'da evlere giren, sokaklarda cirit atan lağım fareleri ve haşereler mahalle sakinlerinin kabusu oldu. Yüzü bütün farelerden oluyor. Yunus Emre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evler farelerin istilası altında. Eski evlerin yıkılmasının ardından mahallede bir yıldır hüküm süren fareler ve haşereler son 2 ayda daha da çoğalarak mahallenin kabusu oldu.
Yetkililerin mahalleyle hiç ilgilenmediklerini belirten vatandaşlar kendi imkanlarıyla fare ve haşere istilasını bertaraf etmeye çalışıyor. Ne öldürdün halacığım sen? Fareler sarmış mahallemize, resmen evlerimize kadar giriyor. Bakın şu çocukları görüyorsanız hepsi şu alandan oynuyorlar ve bu alana biz korkuda çıkamıyoruz dışarıya. İkincisi hamam böceği, apartman böcekleri dedikleri. Akşam olduğu zaman şu duvarla yarıya kadar simsiyah oluyor. O derece böcekler sardı evlerimizi. Fareler ne yani sardı evimizi. Her tarafımız çöplük içinde, pislik içinde. Yani muhtarımıza hiç ilgilenmiyor. Sağ olsun 3 dönemdir seçiliyor ve şu anda gördüğünüz gibi kendi evin üstüne baz istasyonu kurmuş. Ben gittim ona söyledim, dedim ki bakın bu tehlikeli bir şeydir. Çoluk çocuğumuz var, radyasyon saçıyor. Bana ne dedi beğenirseniz, şu cebinizdeki telefon kadar zararı yoktur. Ne büyük belediye ilgileniyor, ne Yunus Emre Belediyesi ilgileniyor, ne de muhtarımız ilgileniyor. 100 metre ötede muhtarımız var, evinin üstünde baz istasyonu var. Böyle bir muhtarda nasıl bir çalışma bekliyorsunuz ve ne kadar vatandaşın sorununa duyarlı olur? Biz de diyoruz hani bir an önce ne yapılacaksa yapılsın. İşte İzmir yolunun üstüne gidiyorsunuz. Ciddi masraf, ciddi emek, çiçeklenme. Ama önce buradaki vatandaşın sorununa kulak versinler. Hastamız var, yaşlımız var, çocuklarımız var. Biz de vergimizi ödüyoruz. Hani neden bu tarafa bakılmıyor ki? Her şeyden önce insanız. İnsanca bir muamele görmek istiyoruz. Belki bu söz biraz abartı gelecek ama gerçekten ne evlerimizde oturulabiliyor. Eski yapı, eski yapısından vazgeçtim. Evlerin düzelmesinden vesairesinden de vazgeçtim. Sadece işte şu haşerilere bir çözüm bulunsun. Biraz daha itina gösterilsin, rica ediyoruz. Vallahi serbest geziyorlar gece. Kedi falan yaklaşmaz zaten. Kocamanlar çıkıyor. Yani oradan giriyor, buraya çıkıyor, buradan giriyor, oraya giriyor. Çöplere giriyorlar evler içine, şey bahçelerine. Ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri en çok da çocuklarının sağlığı için endişeleniyor. Mahalle sakinleri bazı çocukların vücudunda farelerin yaydığı mikroptan dolayı kabarcıklar ve yaralar çıktığını ifade etti. Hastalık bulaşıyor bu çocuklara. Bunlar yeni yetişen nesildir. Bunlar bu ülkenin gençleri olacak. Şu hale bak. Bir alan var mı hiç? Bir yeşil alan gördünüz mü gezdiğinizde? Hayır. Çünkü bu çocuklar bu çöplüklerle oynuyor. İçinde fare, böcek, pislik ne arasan vardır. Buna tabii ki hastalanırlar. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Tabii ki çok büyük bir problem sevgili seyirciler. Manisa'nın mahallelerini karış karış adım adım bilen bir vatandaşım. Hani Cumhuriyet Mahallesi'nin arka tarafı böyle tarla vesaire diyebilirsiniz. Bu asla bu problemi göz ardı etmeye değmez ama ne hikmetse son bir haftada böyle konuştuğum kişilerce Manisa'nın merkezi konumundaki, örnek veriyorum, 2. Anafartalar Mahallesi'nde de çok sayıda farenin gözlemlendiği söyleniyor. Açıkçası mutlaka ekipler, belediye ekipleri bunu dikkate alıp gerekli ilaçlamaları gerçekleşeceklerdir. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftalarda Başbakan Binali Yıldırım tüm Türkiye'ye müjde vermişti. Emekliler için, öğrenciler için ve vergi affı için. İşte az önce son dakika bilgisi olarak yine sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan o 24 milyar lira tutarındaki başbakanın geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğu paketi imzaladı. Muhtemelen yarın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yasalaşacak. Fakat özellikle son günlerde İYİ Parti yöneticilerinden İzmir Milletvekilinin bir açıklaması vardı. Öyle herkese, her emekliye 1000 lira verilmeyecek şeklinde bir açıklaması vardı. Sizler için konuyu araştırıyorum. Yarın veya yarından sonraki ana haber bülteninde de bu konunun gerçekliğine ya da doğruluk payını sizlere aktarmış olacağım. Yerel gündemimizde sevgili seyirciler, Ramazan ayı dün itibariyle başladı. Allah herkesin oruçlarını kabul etsin. Yunus Emre Belediyesi Ramazan ayının ilk iftar sofrasını Maldan Mahallesi'nde kurdu. Hem kırsal hem de merkez mahallelerinde Ramazan ayı boyunca sürecek olan iftar programlarının ilki Maldan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'nin eşi Doktor Melek Çerçi ile birlikte katıldığı iftar yemeğine ayrıca AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Şiyak ve Şaver Yüksel, Belediye Meclis Üyeleri Necip Denktaş ve Mustafa Gürler de katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofralarının bereketini her yıl olduğu gibi Ramazan boyunca vatandaşlarla paylaşacaklarını kaydeden Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, bütün Manisalıları programlara davet etti. Müslümanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin.
geçmişlerimize rahmet etsin, onların günahlarını da affetsin, bağışlanmamıza vesile olsun diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Allah da sizlerden razı olsun. İftar programında çocukları da unutmayan Yunus Emre Belediyesi Şişme Oyun Parkuru'nda hoşça vakit geçiren çocuklara Osmanlı macunu, şerbet ve pamuk şeker ikramında bulundu. Bütün vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çerçi çocuklara da oyuncak ve top hediye etti. Sevgili seyirciler, bu arada ana haber bültenimize online olarak sorularınızla ya da görüşlerinizle de katkı sağlayabilirsiniz. Facebook sayfamızdan canlı olarak yayınlanıyor ana haber bülteni. Emine Yumlutepe ve Şerif Şimşek yorumlarıyla katkıda bulunmuşlar Facebook'taki yayınımıza. Kendilerine de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce bugün gerçekleştirdiği mitingde bağıştan söz etti. Şimdi haliyle Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda ve yasalarımız gereği kendilerine yapılacak olan bağışlarla bu mitinglerini düzenliyorlar. Muharrem İnce'ye ilk yüklü bağış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 13 bin liralık bağışta bulundu Muharrem İnce'nin kampanyası dolayısıyla. Muharrem İnce bugün mitinginde bu bağışlara ilişkin şu cümlelerle değindi. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayım dedi kalabalığa karşı. Parayı nereden bulacağız? Tabii ki sizlerden bulacağız dedi. Hadi ateşleyin biraz. Biraz da odun siz atın. 5, 10, 20 lira demeden bağışlarınızı, desteklerinizi bekliyorum dedi. Büyük bir samimiyetle Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesine ilişkin bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayının ilk iftarında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayının ilk iftarını hayırsever vatandaşların destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 600 kişilik iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte yaptı. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak 5 yıldır Cumhuriyet Meydanı'nda her Ramazan iftar sofraları kurduklarını ifade etti. Ben tüm Manisalıların, tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Rabbim bu mübarek günler yüzlüğü hürmetine, başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının bilmesini temin eylesin. Şehzadeler Belediyesi olarak on binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Burası Manisa'nın kalbi, Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanımızda her gün 600 kişilik iftar soframız var. Bu meydan haricinde de 5-6 tane noktada da yine günlük iftar sofralarımız var. Bununla da yetinmiyoruz. Değişik mahallelerimizde de en az biner kişi, 2000'er kişilik iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Zengin, fakir, A partili, B partili demeden, kadın erkek, sağlıklı, engelli demeden her bir vatandaşımızla iftar sofralarında buluşarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar sofrasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Selman Keresteci, Şerif Gül, Ali Özyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgili seyirciler, bugün dünya gündemine dair özellikle bölgemizden önemli bir bilgiyi de aktaralım sizlere. PKK-YPG terör örgütüyle birlikte sıcak ilişkiler içerisinde bulunduğunu tespit ettiği Fransız askerlerini Esad ordusu sorguya aldı. Şu anda gözaltında tutuyor Fransız askerlerini. Sebep olarak PKK-YPG'li teröristlerle sıcak samimiyetlerinden dolayı bu sebepten dolayı bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Sevgili seyirciler, Manisa'da geleceğin iki kadın şairi yetişiyor. Manisa Sancaklı Bozköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Sude Büyükbüyüme Nasret Sert, okulun sosyal bilimleri öğretmeni Mustafa Ören ve Türkçe öğretmeni Uğur Ersan Dereci'nin desteğiyle yazmayı çok sevdikleri şiirlerini Şiirler Çocuk Olsa adlı kitapta topladı. İki minik şair okullarının yıl sonu sergisinde imza günü düzenledi. Küçük yaşlarına rağmen şiir kitabı çıkararak büyük bir başarı örneği sergileyen kızlar, geleceğin iki kadın şairi olarak şimdiden işe koyuldu. İmza gününde satılan kitapların gelirini ise Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Bu süreçte çok mutluydum her zaman. Duygularımı
aldılar kalemini. Kalemi aldım. Ayrıca Mehmetçik Vakfı'na bağışlandığı için de çok mutluyum. Bana yardım eden herkese de teşekkür ederim. Kitabı yazarken yanımda olan öncelikle aileme, sonra öğretmenlerime, müdürüme, herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda Duman'la beraber hareket ettiğimiz için kitabın çıkması için büyük destek veren sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Ören konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Öğrencilerimizden Sude Büyük ve Umman Hasret Sert yaşlarından çok daha büyük bir olgunluk, çaba göstererek şiirler yazıyorlar. Onlara yazdıkları şiirleri biz yol göstermek amaçlı kitap haline getirdik. Kitap iki bölümden oluşuyor. İki öğrencimizin şiirlerinden oluşuyor. Şiirleri uzun zamandır Türkçe öğretmenimizin nezaretinde kaleme alıyordu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Biz sadece derleyip toparladık, kitap haline getirdik. Güzel bir heyecanı hep birlikte şu an paylaşıyoruz. Şu ana kadar gösterilen ilgi çok sevindirici bir noktada. Türkçe öğretmeni Uğur Ersan Derecide açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel bir şey başardılar. Kendi kararları olarak bu kitabın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istediklerini söylediler bize. Biz de uygun gördük. Onların kendi kararı olarak kitabın bütün gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorlar. 13 yaşında böyle güzel bir şey başarmaları çok güzel bence. Devamını dilerim, başarıların devamını. Sevgili seyirciler, bu iki minik kardeşimizin her şeyden önce yüreğine sağlık. Fakat onları teşvik eden, hani ya ne yazıyorsun, senin bu yazdıklarından ne olur gibi küçümsemek yerine, aksine onları heyecanlandıran, yüreklendiren, teşvik eden ailelerine, komşularına, arkadaşlarına, öğretmenlerine, emeği geçen herkese sonsuz kucak dolusu sevgiler. İşte minik yürekler desteklendiğinde nelere imza atabilecekleri karşınızdaydı. En güzel örneklerinden birisi de çıkarttıkları kitabın gelirini hani kendimize alalım, gezelim, tozalım değil, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayalım demişler. Kendilerini kutluyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sancaklı Bozköy İlkokul ve Ortaokul öğretmen ve öğrencileri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim sezonu kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sancaklı Bozköy İlkokul ve Ortaokul öğretmen ve öğrencileri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim sezonu kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Öğrencilerin birbirinden güzel eserlerinin göreceği çıktığı sergi büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Mutlu Güneş etkinlik hakkında konuşma yaptı. Okulumuz 1936 yılından beri eğitim öğretim vermekte. Biz 3 yıldır burada yıl sonu sergimizi yapıyoruz. Yıl sonu sergimizi 3. senedir gelenekselleştirdik. Bunu gençlik şölenhaneye dönüştürdük. Hem yıl sonu sergisi, bununla beraber Güzel Sanatlar Spor Lisesi'nin öğrencileri, resim, müzik, spor bölümünün öğrencileri de misafirimiz oluyor. Bölge okullarından, Şehzadelerdeki okullardan öğrencilerimiz yarışmaya katılıyorlar. Sergimizi geziyorlar. Bu sergimizde bu sene bütün okulumuzun ana sınıfından 8. sınıflara kadar bütün okullarımızın emekleri var, bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar. Onun dışında köyümüzde açılan, beldemizde açılan nakış kursunun, velilerimizin yaptığı çalışmaların burada sergilenmesini sağladık bu sene. Bu sene bununla beraber sosyal bilimler öğretmenimiz Mustafa Ören, Türkçe öğretmenimiz Umman Ersan Derici'nin gayretliliğiyle bir kitap basmıştık. Öğrencilerimizin kitabı, Umman Hasret Sert ve Suudi Büyük'ün kitabı. Bu kitabın da tanıtımını yaptık bu sene, bu sergiyle beraber. Okulumuz eğitim öğretime devam ettiği kadar sosyal faaliyetleriyle sürekli gündeme gelen bir okul. D projeleriyle Salihli'yi altın çağını yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Masal Ormanı Parkı'nın açılışı için hazırlıklara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de hayata geçirdiği Masal Ormanı Parkı'nın açılışı için gün saymaya başladı. Masal kahramanları, atlı karınca, eğlence duvarı, her yaş grubuna ait oyun grupları, eğitsel materyaller, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlikleri ve oyun alanları, çeşitli etkinlik alanları, gençler için adrenalin parkuru, teleferik, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yanı sıra çimlendirmesi, ağaçlandırılması, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Her yaştan bireyin eğlenerek spor yapabileceği Salihli Masal Ormanı Parkı'nın en kısa zamanda hizmete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda,
Parkın özellikle çocuklara, gençlere ve tüm salihlilere hayırlı olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Gümüşçayır Rekreasyon Alanı'nda hayata geçirdikleri Masal Ormanı Parkı'nın çocuklar için adeta harikalar diyarı gibi bir düş ortamını gerçeğe dönüştüreceğini belirterek 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hitap eden projenin Salihli'ye ve Salihli halkına hayırlı olmasını temenni etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıhanlı çiftçileri için gerçekleştirmiş olduğu bir etkinliği ve hizmeti getiriyoruz ekranlarınıza. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerin üretimlerini daha rahat ve kolay bir şekilde yapmaları, işlerini daha çabuk halletmeleri amacıyla Saruhanlı ilçesi Sarıçam ve Şatırlar mahallelerine su depoları alınarak üreticilere teslim edildi. Saruhanlı ilçesi Sarıçam ve Şatırlar mahallelerinde bulunan çiftçi vatandaşların ilaç makinelerine rahatça su alabilmeleri ve ürünlerine can suyu verebilmeleri amacıyla 10 tonluk plastik depo alımı yapılarak üreticilere teslim edildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu tesisin çiftçi vatandaşlara hayırlı olmasını ve bereketli ürünler getirmesini dileyerek yapılan çalışmaların devam edeceğini söyledi. Sevgili seyirciler, MASKİ Genel Müdürlüğü Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde 6,5 milyon lira yatırımla başladığı 50 kilometrelik içme suyu döşeme çalışmasını yarıladı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sağlıklı altyapı sistemleri için başladığı çalışmalara dört bir koldan devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Adaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ne yıllar önce döşenmiş eski altyapısı yenileniyor. 6,5 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 50 kilometrelik iş kapsamında çalışmalar yarılandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kavaklıdere'nin altyapısı günümüz standartlarına uygun hale getirilecek. Mahallede mevcut iki terfi binası yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilecek. Altyapı kapsamında terfi hatları da modernize edilecek. Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol yapılan çalışmalardan memnun olduklarını, mahallelerinde yürütülen çalışma sebebiyle Başkan Cengiz Ergün'e minnettar olduklarını belirtti. Alaşehir ilçemizde 5 yaşında Huriye ismindeki güzeller güzeli bir kardeşimiz getireceğiz ekranlarınıza. Girelli mahallesinde yaşayan İsmail ve Nazan Türker çiftinin çocukları olan Huriye Nur Türker'in annesi Nazan Türker evde İstiklal Marşı'nı ezberletmeye başladı. Onu görsün gibi sen haddin var. Unutun, korkma. Okulda da öğretmenleri Gülay Koçak ve Kadriye Sarı'nın destekleriyle minik öğrenci kısa sürede İstiklal Marşı'nın tamamını ezberledi. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 18 kişilik sınıfta minik öğrencinin İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuması sınıf arkadaşlarını da harekete geçirdi. Al sancak, sönmeden yurdumun üstünde dede. Zaman zaman arkadaşlarına da İstiklal Marşı'nı ezberletmeye başlayan Huriye Nur Türker sayesinde şu an tüm sınıf İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyabiliyor. Huriye Nur Türker'in öğretmeni Gülay Koçak, Huriye'deki ezber yeteneğini fark edince bunu İstiklal Marşı üzerinde denemek istediklerini kaydetti. Biz de İstiklal Marşı üzerinde bir deneyelim dedik. Baktık Huriye'de güzel ilerleme var. Aileden de destek aldık. Birlikte hem okuldan hem de çalışarak zaten çok kısa bir sürede ezberledi Huriye. Ama Huriye'nin yanı sıra sınıfta diğer öğrencilerimizden arkadaşımızla birlikte evet, bütün çocuklar ezberledi diyebiliriz değil mi? Ama tabii Huriye'nin artı bir yeteneği var bu konuda. Okul müdürü Medet Kılınç ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek öğrencilerin bu yaşta İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumalarının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Çatma
Kurban olayım çehrini, hareketleri on numara, gayet içten, yalansız, hani melek dediğimiz, Allah nazardan saklasın, Türkiye'nin geleceği çocuklarımız, gençlerimiz onlar. İnşallah böylesine bozuk bir dünya düzeninde onların gelecekleri çok güzel olur. İnşallah ileride dünyanın en modern, en gelişmiş ülkesinde yaşayan bireyler olurlar. Çünkü en güzelini, her şeyin en güzelini o çocuklarımız hak ediyor. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ucuz atlatılan bir trafik kazası haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Turgutlu'da yapımı devam eden Battı Çıktı Kavşak projesi nedeniyle daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Sanayi Sitesi alt geçidinde meydana gelen olayda sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet alt geçitten geçiş yapmak isterken geçide sıkıştı. Kamyonet hareket edemez hale gelirken trafikte durma noktasına geldi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin lastiklerinin havası indirilerek araç sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaşanan olay sonrası alt geçitte sıkıştığı yerden çıkan kamyonet alternatif yoldan Sanayi Sitesi'ne girmeyi başarırken alt geçitte trafik akışı yeniden sağlandı. Tarihte bugün 17 Mayıs'a dair önemli yıllara baktığımızda ilk olarak sevgili seyirciler 2010 yılıyla karşılaşıyoruz. Hepimizin hafızalarında Zonguldak Karadon kömür maden ocağında bir patlama neticesinde 30 işçimiz yaşamını ne yazık ki yitirmişti. 2010'daki o Karadon'dan gerekli dersler çıkartılmadığı için de sadece 4 yıl sonrası ilimizin ilçesi Soma'da çok daha büyük felaketler yaşadık. Tarihten, geçmişten dersler çıkarmalıyız ki geleceğimize daha güvenle bakabilelim. Ve 17 Mayıs 2000 yılında Türk spor tarihinde bir ilk yaşandı. Galatasaray UEFA Kupası'nda penaltılarda Arsenal 4-1 mağlup ederek Türkiye'de UEFA Kupası'nı kazanan ilk takım oldu 17 Mayıs 2000 yılında. Ve 2002 yılındaysa Türkiye bir acı kayıp yaşadı 17 Eylül'ün 2002 yılında. Yuh yuh soyup kaçanlara desem sizlere, Han sarhoş, hancı sarhoş desem, domdom kurşunu desem, işte gidiyorum çeşmi siyahım desem ya da sarı saçlım mavi gözlüm neredesin nerede desem, herkes herhalde hep birazdan 2002 yılında kaybettiğimiz Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan bu dizeleri bilir. 62 yıllık ömrüne tam 453 plak sığdırdı. Yetmedi, 58 de kaset çıkardı. Yetmedi, 8 kitap yazdı ve TRT tarafından kendisi için çekilmiş 2 de belgeselle ve geride bıraktığı eserlerle ölümsüzleşti. Hani paranız olabilir, pulunuz olabilir fakat dünyaya önemli bir eser bırakmıyorsanız hiçsiniz. Adınız sonsuza kadar yaşamayacaktır. Bu sebepten dolayı sanatçı olmayabilirsiniz, zengin de olmayabilirsiniz. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum bu dünyada diyorsanız 3 liraya 5 liraya bir fidan alın. Sonsuza kadar diğer nesillerin sağlıklı hava şartlarında yaşamasına sebep olun. Bu bile ölümsüzlüğe yeter. Kısa bir reklam arasının ardından spor bülteniyle karşınızda olacağız. Salihli Belediyesi kurşunlu kaplıcaları 86 apart daire 280 yatak kapasitesindedir. Termal suyun çıkış sıcaklığı 52 ila 96 derece arasındadır. 2 kapalı havuz, 8 jacuzzi odası, 2 sauna odası vardır. Uzman doktor fizyoterapisti ile profesyonel hizmet vermekte. Termal suyun içeriğinde kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller bulunmakta. Termal suyun faydalı olduğu alanlar, romatizmal hastalıklar, cilt ve kadın hastalıkları, eklem ve kireçlenme rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici etkisi de vardır.
Ayrıca restoran, market, kafeterya, manav, fırın, cami, çocuk oyun alanları, fitness grupları, şelaleleri, yürüyüş yolları ve muhteşem doğasıyla Kurşunlu Kaplıcaları her mevsim hizmetinizde. Havuz, jacuzzi odalar ve sauna hizmetinden oluşan termal tesis merkezimizden günübirlik ve saatlik olarak da yararlanabilirsiniz. Doğal güzelliğin keyfini sağlıkla yaşamak isteyenler için Salihli Kurşunlu Kaplıcaları misafirlerini bekliyor. Burada her şey sağlığınız için düşünüldü. İletişim 0236 712 50 çift 0. Karşılık beklemeden bizleri seven, sadık can dostlarımız, hayvanlarımız için A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Mamadan yeme, oyuncaktan kafese, aradığınız her ne varsa Kültür Pet Shop'ta. Kültür Pet Shop, Aydoğan Coşkunov. Alo Mama Hattı 0553 330 60 66. Başak Yılmaz Kuaför Güzellik Merkezi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde kişiye özel saç tasarımlarıyla, profesyonel kaş alımıyla ve kişisel bakımlarıyla Manisalı bayanlara kendisini daha güzel görme olanakları sağlıyor. Yeni şubemizde, yenilenen yüzümüzde, sınırsız hizmetlerle profesyonel ekibimizde siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Salonumuzda sunduğumuz diğer hizmetlerimiz, ölçümlü usturayla kaş alımı, takma kirpik, kaş kontür, dudak kontür, profesyonel makyaj, mikro kaynak, boncuk kaynak, keratin bakım, ayrıca bayanlara özel masaj, lazer epilasyon, cilt bakımı, mekanik medikal cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, leke akne tedavisi, cilt yenileme işlemi, kalıcı makyaj, protez tırnak ve kirpik liftingi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde hizmette sınır tanımıyoruz sloganımızda siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi. Adres: Topçu Asım Mahallesi, İzmir Caddesi, numara 17 Taksim A, Yunus Emre Manisa. İletişim bilgisi 0544 381 45 14. Nazlı Köpür, Başak Yılmaz. Adana'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM, Güzel Yurt Mahallesi'nde 16.200 metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor. 45 ayrı işletmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak olan buluşma noktası. Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri. Birbirinden enfes dünya lezzetleri. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve gençlik eğlence merkezi. Son teknolojiyle donatılmış sinema salonları. Profesyonel eğitimci kadrosuyla kulüp sportif. 12 adet tropikal bitki ve deniz canlılarının bulunduğu dev deniz akvaryumları, ücretsiz servis olanakları ve birçok satış noktasıyla Manisalılar ile buluşmaya hazırlanıyor. 45 Park AVM hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.45park.net'i ziyaret edebilirsiniz. Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en klas adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Sizi dinliyor, sizler için çalışıyoruz. İyi günler, Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi. Ben İrem, size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında büyük projeleri hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarını da can kulağıyla dinliyor. Tabii ki de. Ben iletiyorum, onlar gerekli işlemi yapacaklar. Vatandaşlarının yaşadığı sorunları, istek ve şikayetlerini önemseyerek halkının sesine kulak veren Yunus Emre Belediyesi, 444-6209 numaralı çağrı merkeziyle artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Osman Bey, hangi mahallede ikamet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çağrı merkezi, Yunus Emre'li vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek sorunlara en hızlı şekilde çözüm getirmek için artık haftanın 7 günü 24 saat vatandaşını dinliyor. Thank you.
Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor erkek basketbol takımı bildiğiniz gibi. Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde final grubunda oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği lider Edirne Belediyesi Edirne Spor'u bozguna uğrattı. Maça tutuk başlayan ve ilk 4 dakikayı 7-2 yenik durumda kapatan Yeşil Beyazlı temsilcimiz bu dakikadan itibaren bulduğu üçlük sayılarla rakibin gardını düşürdü ve salondan farklı galibiyetle ayrıldı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça tutuk başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları ilk periyodun ortalarında rakip potada bulduğu sayılarla önce 5 sayılık farkı kapattı, ardındansa öne geçti. Yeşil Beyazlılar maçın ilk periyodunu 28 önde bitirdi. İkinci periyodu 22-20, üçüncü periyodu 27-13 ve son periyodu 27-16 önde kapatan dev adamlarımız salondan 96-57 farklı galip ayrılmasını bildi. Puanını 11'e çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor final grubunda adını zirveye yazdırmayı başardı. Mayıs'a dair gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını Allah'ın kabul etmesini diliyoruz. Yarın aynı saatte ETV ailesi olarak ana haber bülteninde buluşuncaya dek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz.